Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. FIFA 2023. Oğlum refleks olarak FIFA dedim lan. Bak gamepad bozuk, görüyor musun? Nisan'a kadar gitti. Otomatik basıyor. Bak görüyor musun? Sağ üstte bak. April'ın üstü. Nasıl basıyor? Nasıl basıyor tuşa? Bozuk gamepad'im. Bir süre sonra duruyor. Niye oluyor bilmiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. NBA 2K23'ün yeni videosuyla karşınızdayım. Bugün farklı bir içerik daha deniyoruz. NBA'de daha önce bir tane video çekmiştim. NBA yıldızlarıyla sokağa inmiştik ve orada güzel bir maç çıkarmıştık. Eğer izlemediyseniz kartlardan o videoya da gidebilirsiniz. Ja Morant, Damian Lillard ve Donovan Mitchell, James Harden falan, bu oyuncularla çok güzel smaçlar basmıştık. O videoda izlemeyi unutmayın. Şimdi bu videoda ne mi yapıyoruz? Zaten başlıktan da görmüştünüz ama şu tuşlara otomatik basmazsa gamepad eğer, biraz daha rahat gösterebilirim sizlere. Otomatik gidiyor. Bak gidiyor, bak otomatik. İyi de ben bu videoyu çekemem ki bu şartlar altında. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda LeBron'la Stephen Curry aynı takımda. Bakalım Los Angeles Lakers Batı Konferansı'nın finaline kadar kalmıştı playofflarda ve bence iyi de performans sergilemişlerdi ama bir eksiklikleri vardı. O da boyalı alanda güzel sayı buluyorlardı. Anthony Davis iyi savunma yapıyordu, iyi oynuyordu ama üçlük çizgisinin dışında pek de etkili değillerdi. Özellikle D'Angelo Russell'ın çok aktif olamadığı çok fazla maç vardı playofflarda. O yüzden Los Angeles Lakers, bakalım Stephen Curry'i getirdi. NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi şutörüyle, NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri diyelim, Jordan'la kıyaslamaya sokmayalım LeBron'u şu anda. En iyi oyuncularından biriyle en iyi şutörü. Bakalım ikisi aynı takımda olacaklar bu videoda. LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis, işte D'Angelo Russell, Austin Reaves. Zaten LeBron, Curry ve AD'nin üzerinden genelde oynayacağız gibi duruyor. İlk maç direkt Golden State'e karşı. İlk maçı ben direkt simüle edeyim. Şöyle yapalım. İlk maçımızı kazandık. Klay Thompson bu arada Stephen Curry gidince Golden State'te yükü omzuna almış. 33 sayı atmış ama hemen hızlı bir şekilde Lakers'a bakacağız. Stephen Curry ilk maçında eski takımına karşı 37 sayı atmış ve 16'da 8 üçlük isabeti, %50 üçlük isabeti var Stephen Curry'nin. Anthony Davis 30 sayı, 9 rebound, 5 asist oynamış. LeBron James double-double yapmış. 26 sayı, 14 rebound, 9 asist. Neredeyse triple-double yapıyormuş. O da 6'da 1 üçlük atmış. Zaten LeBron bir clutch shooter değil bana göre. Yani yanlış hatırlamıyorsam Denver'a karşıydı. Son dakikalarda böyle LeBron James'in hataları yüzünden bir maç gitmişti. Stephen Curry bence o eksikliği kapatacak oyuncu olacak Los Angeles Lakers'ta ve Lakers bakalım bizim oyunumuzda playoff'ları kazanabilecek mi? Lakers şu ana kadar fena gitmiyor. 24'e 12 güzel galibiyetler almaya devam ediyoruz. Arka arkaya iyi maçlar kazandık. Austin Reaves sakatlıktan geri döndü sanırım. Birkaç maça bakalım yine istatistik olarak. Mesela Sacramento maçında 155 sayı atmışız. Bakmak istiyorum burada. De'Aaron Fox falan var. Stephen Curry 41 sayı atmış. 18'de 9 üçlük. LeBron James 7'de 5 üçlük. Fena değil. Los Angeles Lakers'a üçlük attırmaya çalışıyoruz bu videoda. Üçlük atan bir takım yapmak istiyorum Lakers'a açıkçası ve D'Angelo Russell da Ice in my vein diye bağırmış tribünlere. 9'da 6 üçlük, 24 sayı almış D'Angelo Russell da. LeBron James triple-double yapmış bu maçta. 36 sayı, 10 rebound, 13 asist. Malik Beasley 1 sayı almış. Oha, Looney Walker full foul atmış abi. Güzel, 18 sayı, 0 rebound, 0 asist. Pekala. Bir maça daha bakalım. Mesela Miami maçına bakalım. Miami Heat'e karşı. Stephen Curry 39 sayı almış. LeBron çok zaman almamış bu maçta. D'Angelo Russell 27 sayı atmış. LeBron James ama yine de double-double'ını eksik etmemiş. 23 sayı, 12 rebound. Anthony Davis 11 sayı, 11 rebound. Birazcık Stephen Curry sayı yükünü üstlendiği için Anthony Davis çok fazla sayı bulamıyor. Hücumda sanırım sadece Stephen Curry üzerinden oynuyoruz şu ana kadar. Kaybettiğimiz bir maça bakalım mesela. Denver Nuggets'a karşı ne yapmışız? Nikola Jokic 28 sayı bulmuş. Stephen Curry değil, LeBron James. Mesela LeBron Curry'den fazla sayı atmış ve maçı kaybetmişiz. 33 sayı, 7 rebound, 9 asist. Stephen Curry ise 13'te 3 üçlük atmış. Çok kötü gerçekten Curry için ve 27 sayı, yani en azından faullerini atmış. Orta mesafeden atmış. Bir şekilde sayı katkısını yapmış. O zaman bir Dallas Mavericks maçına da bakacağım. Yine LeBron mu fazla?
Yani Stephen Curry 40 atmadığı zaman sanırım Lakers kaybetmeye devam edecek. Ama şu an çok iyi bir form yakaladık. Ve Batı konferansını birinci sırada tamamladık. Şimdi playofflara geldik. Bu arada sezonun MVP'si Luka Doncic oldu. LeBron James de yılın takımına, yılın ilk beşine seçildi. Stephen Curry seçilmedi, bilmiyorum neden, ama şimdi playoffları yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Play-in'de zaten yokuz çünkü birinci olarak direkt playofflara kaldık. Play-in'i geçtim ve Phoenix Suns'la eşleştik. Phoenix Suns da 8. olmuş. Hızlı bir şekilde ilk turu simüle edeceğiz. Böyle ilerliyor. 2-0 oldu. Phoenix Suns bizi eleyecek mi yani? LeBron, Curry, ne yaptın Curry? Sadece 31 dakika almış ve 21 sayı Stephen Curry. LeBron James de 33 sayı atmış. 2-2 oldu. Çok iyi ve 4-2. Phoenix Suns'ı eledik. Peki hala. Birazcık değişik bir başlangıç oldu. 2-0'dan 4-2. Geri döndük ve Phoenix Suns'ı eledik. Stephen Curry, kendine gelmelisin. Yani playofflardayız. Ve gerçekten LeBron James ve Stephen Curry değil de Anthony Davis ile D'Angelo Russell, sayı yükünü daha fazla üstlenen oyuncuların olması bizi playofflarda korkutur. Pelicans'a karşı oynayacağız. D'Angelo Russell'ın süresini birazcık indirip Stephen Curry'nin süresini arttıracağım. Çünkü Curry yani. Playofflarda Curry ve LeBron James'ten şov izlemek istiyoruz. O yüzden bu iki NBA yıldızını, NBA harikasını aynı takıma getirdik ama oynamıyorlar abi. Malik Beasley mesela oynamasa da olur. Şimdi bakalım Pelicans'a karşı playofflarda devam edebilecek miyiz? 4-0. Of, çok iyi. Hemen bakalım son maçta neler olmuş. LeBron James 46 sayı, 15 rebound, 14 asist. Hem triple double yapmış hem de 46 sayı atmış ve Stephen Curry de yavaş yavaş playofflara ısınmış sanırım. Bu turda New Orleans Pelicans'a karşı Stephen Curry 33 sayı atmış. O da ısınmış. Güzel güzel. Anthony Davis 22 sayı, 5 rebound, 4 asist. Rui Hachimura iyi oynamış. Bakın D'Angelo Russell'ın biraz daha skora katkısı azaldı. Çünkü D'Angelo Russell'ın süresini kıstım birazcık ve LeBron'la Curry'e paylaştırdım onu. Sadece Vanderbilt birazcık fazla oynamış. Onun dışında Malik Beasley'den de bayağı bir kıstım süre. Çünkü ne gerek var Malik Beasley oynayacağına? Stephen Curry oynasın. Şimdi Memphis Grizzlies'e karşı oynayacağız. Gelirse üstüne. Bakalım. Memphis tehlikeli olabilir ama ben Lakers'a güveniyorum ve 4-1 NBA finallerine kalıyoruz. Batı konferansında bizi durdurabilecek takım yok. Boston Celtics'e karşı NBA finallerine kaldı Stephen Curry'li Los Angeles Lakers. Boston Celtics'e bakalım. Miami Heat'i 4-2, Cleveland'ı 4-1 ve Philadelphia 76ers'ı 4-2 eleyerek onlar da finale kalmış. Biz de Phoenix Suns'a 2-0 geriye düşünce bir an korktum ben. Gidiyor sandım ama yani video çöp olacaktı çünkü, ama 4-2'den üst tura çıktık. Sonrasında New Orleans Pelicans'ı 4-0 yendik. Ve en sonda Memphis Grizzlies'i 4-1 yenerek Boston Celtics'e karşı playoff finallerine kaldık. Şey diyeceğim, ben şimdi NBA'yi de çok bilmiyorum da şey yok mu burada? Bir tanesini simüle etme. Bir maçı. Buna basınca 4 maçı ya da işte kaç maç olursa o kadar maçı simüle ediyor. Şuna basarsam ne olur mesela? Böyle simüle etmeyi denesek. Direkt simulate game desem. Ha, böyle böyle ilerleyeceğiz. Peki hızlandırabilir miyim? Güzel. Bu şekilde bakalım. Çok güzel. Son çeyrekte daha az sayı atsak da 3. çeyrekte 39 sayı attık. Stephen Curry bizde olunca Golden State'in 3. çeyrekleri Lakers'a geçmiş. Çok güzel. 129-123 Boston Celtics'i ilk maçta Crypto.com Arena'da mağlup ettik. Güzel. LeBron James 47 sayı. Playoff'larda şu anda yıldızlaştı LeBron. 47 sayı, 12 rebound, 7 asist. Anthony Davis çok iyi oynamış. 32 sayı ve Stephen Curry 3'te 0 üçlük atmış. Daha sonrasında üçlük denemekten vazgeçmiş sanırım. Sadece 15 sayı Curry, ama ona rağmen LeBron James bu maçı taşımış. O zaman bu şekilde ilerletelim diğer maçı da. Böyle yine hızlandıralım. O Boston Celtics çok iyi başladı. Ve Boston Celtics farka giderek burada galibiyeti alıyorlar. 1-1. Seride şu anda eşitlik var. Stephen Curry
Tamam bak, Curry'den bunun bir tık üstü performansı beklerken aynı zamanda LeBron'dan da bir önceki maçtaki performansı bekliyoruz bak. Eğer onu alırsak gerçekten Lakers'ın önünde durabilecek bir NBA takımı yok. Stephen Curry 8'de 5 üçlük atmış. 34 sayı, 1 rebound, 6 asist. LeBron James ise 28 sayı, 7 rebound, 10 asist. Anthony Davis double double'ını yapmış. Diğer oyuncular da bu şekilde. Seride eşitlik var, 1-1. Şimdi Boston Celtics kendi evinde olacak. Bakalım, bu sefer deplasmandayız. Hızlandıralım yine. Los Angeles Lakers'a güvenimiz tamama. Aha, kazandık. İşte bu. İşte bu Boston Celtics. İkinci çeyrekte darma duman etti bizi. 25-42 ikinci çeyrek sayıları ama daha sonrasında işte bu Stephen Curry'li Los Angeles Lakers üçüncü çeyrekleri kendi avantajına çevirmeyi çok sevdi. 45 sayıda biz attık üçüncü çeyrekte ve 127-123 maçı kazanıyoruz hızlı bir şekilde. Hemen LeBron ve Curry'e bakalım. LeBron James 35 sayı, 7 rebound, 11 asist yaparken Stephen Curry 26 sayı bulmuş. Onda 4 üçlük Curry'den. LeBron da 3'te 1 atmış bu arada. Yani istediğimize ulaşamadık pek fazla bu arada. Ben takıma deli gibi üçlük attırmak istiyordum ama Curry sayesinde tabii ki. Curry de çok fazla skor yükünü üstlenmedi LeBron varken. Biraz daha Curry aktif değil gibi geldi bana ama yine de bence çok iyi takım oldu ve zaten playofflarda, şu an playoff finallerindeyiz ve 2-1 seride öndeyiz. Ve deplasmandaki ikinci maçımız, bakalım Boston Celtics kendi evinde. İlk çeyrek çok yakın geçti ama maçı kazanıyoruz. Üçüncü çeyrekte yine farkı açtık ve maçı kazandık. 3-1 yaptık durumu. 129-124. İlk çeyrek gerçekten çok kıyasıya bir mücadeleyle geçti ama üçüncü çeyrekte birazcık olsun farkı açabildik ve o fark bize bu maçı getirdi. Stephen Curry 11'de 5 üçlük güzel oynamış. 37 sayı, 5 rebound, 5 asist. Anthony Davis 24 sayı, 12 rebound. LeBron James'ten fazla atmış mesela Anthony Davis. Bugün LeBron ama triple double yapmış. 23 sayı, 12 rebound, 11 asistle. Pekala, şimdi kendi evimizde olmamız lazım yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Kendi evimizdeyiz. Crypto.com arenadayız. Bu sefer hızlandırmayacağım. Biraz daha yavaş bir şekilde izleyelim. Güzel başladık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Playoff şampiyonu Los Angeles Lakers olabilir mi? Birinci çeyreğe domine ediyoruz şu anda. Çok güzel. Birinci çeyrekte harika oynadık. Durdurabiliyor muyum? Durdurabiliyorum. Güzel. Yine tuş takıldı. Pardon, bir saniye. Bak, ben öbür tarafa götürüyorum. Tuş bu tarafa götürüyor. Gitmiyor. Allah Allah. Birinci çeyrekte Vanderbilt oynamış ve 8 sayı. LeBron 7 sayı. D'Angelo Russell 5 sayı. Stephen Curry oynamamış mı birinci çeyrekte? Nerede? Curry 0 sayı. 3'te 0'la maça başlamış Stephen Curry ama ona rağmen şu anda 35-26 öndeyiz. Bakalım, ikinci çeyreğe de önde başladık. Los Angeles Lakers artık playoff şampiyonu olmaya çok yakın. Kendi evimizde Crypto.com arenada ikinci çeyreğe de önde bitiriyoruz ve üçüncü çeyrek zaten bizim çeyreğimiz. Üçüncü çeyrekler Lakers'ın çeyreği oldu playofflarda. Gerçi şu anda Boston Celtics yakaladı bizi ama toplam skor olarak zaten çok öndeyiz ve üçüncü çeyreği de önde tamamladık. Son çeyrek artık. Celtics'in umutları tükenmek üzere. Tabii ki top yuvarlak ama Los Angeles Lakers playoff'u bırakacak gibi değil. Dördüncü çeyrekte farkı kapatıyoruz yavaş yavaş, dördüncü çeyrek skoru olarak ve artık maçın sonuna geldik. 142-122. Los Angeles Lakers playoff şampiyonu oluyor. Boston Celtics'i Crypto.com Arena'da mağlup ettik ve hemen hızlı bir şekilde istatistiklere bakmak istiyorum. LeBron James 35 sayı, 13 rebound, 15 asist. Finalde playoff'u kazandıran maçta triple double yapmış King. D'Angelo Russell çok iyi oynamış bu arada. 7'de 6 üçlük. Stephen Curry 11'de 3 üçlük. Berbat. Yani diyecek bir şeyim yok. NBA finaline yakışmamış Curry. 18 sayı, 7 rebound, 9 asist. İyi rebound çekmiş bu arada. Ne alaka bilmiyorum. Anthony Davis yok. Heh. Anthony Davis 12 sayı, 10 rebound, 1 asist. Yani LeBron James sanırım playofflarda birazcık takımı sırtına aldı ama playoff şampiyonu Stephen Curry'li LeBron James'li Los Angeles Lakers oluyor. Amacımız zaten playoff'u kazanmaktı. Aynı FIFA videoları çekiyorum kanalda aslında sürekli ama canım NBA'de çekmek istedi. Hazır NBA bulmuşken birazcık oynamak istiyorum ve
Oynarken de size videolar, içerikler çıkarmak istiyorum. Tabii ki bu kanalda NBA görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı ve aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımda çektiğim FIFA kanallarında Şampiyonlar Ligi'ni ya da Ballon d'Or'u kazanmaya çalışıyoruz farklı farklı konseptlerde ve kazandığımızda video bitiyor. Burada da amacımız playoff'u kazanmaktı ve Stephen Curry'li, LeBron James'li Los Angeles Lakers'ın ben zaten ilk sezondan playoff'u kazanabileceğine inanıyordum. Batı konferansını birinci şekilde tamamladık ve daha sonrasında geldik burada playoff'u kazandık. LeBron James MVP oluyor, playoff'un MVP'si oluyor, finallerin MVP'si oluyor ve bu videonun da sonuna geliyoruz. Ne kadar hızlı ve ne kadar çok like, o kadar hızlı ve o kadar yeni video demek. Kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.